Şimdi bunu kötüleyen eğitmen arkadaşın eline az önce saydığım tarzdaki köpekleri versek, uğraşmaz. Derse ki ben uğraşmaz. Uğraşmaz. Ben almam der. Evet, çok geç kalmışsınız. Çok geç kalmışsınız der. Bu köpeği kim bu hale getirdiyse o ilgilensin der. Örnek veriyorum, bir kane korsanız var. Köpek gelmiş 40-50 kilolara. Evet. İnsanlara agresiflik gösteriyor. Köpeğin boynu şöyle soba borusu gibi kocaman. Köpeğin ağrı eşiği çok yüksek. Evet. Şimdi bu köpeği durdurman lazım bir şekilde. Ya evet, durduracaksın, ya sahiplendireceksin, ya da uyutacaksın. Başka bir alternatifi kalmamış köpeklerden bahsediyoruz. Evet. İşte o tarz bir köpek söz konusuysa burada en ponçik YouTube videosu çeken adam bile arka kapıya geldiği zaman yavru köpeğin boynuna plastiğini takıyor, metalini takıyor, bam güm girişiyor. Samanlıktan kaldıramadım, samanlıkta üzüldü. Hanımlar beyler, Süper Köpek TV'de bir video daha karşınızdayız. Umarım iyisinizdir. Türkiye'nin en kapsamlı köpek eğitim videolarını bulacağınız kanala yeniden hoş geldiniz. Ben uzman eğitmen Can Güler ve kıymetli kardeşim Halil Yıldız da karşınızdayız. Sağ ol abi. Halil'cim nasılsın? Şükür abi, biraz hastacığıma idare eder. Kardeşim büyük geçmiş olsun. Herkes de var o kırgınlık. Aynen abi. Kıymetli abonelerimiz, hiçbir yerde bulamayacağınız en detaylı videolarla her zaman olduğu gibi karşınızdayız. Bugünkü videomuzu da yine hiçbir yerde bulamazsınız. Böyle bir tasma anlatacağız size. İçe doğru dikenli. Bunları yakın planda da çekeceğim. İçe doğru dikenli bir tasma anlatacağım. Bunun farklı modelleri de var. Bir tanesi de Halil hocamız da var mesela. Bu tasmalar nedir? Kullanım alanları nelerdir? Biz hayvan düşmanı mıyız? Biz cani miyiz? Biz canavar mıyız? Yoksa bunları yeri geldiğinde kullanmak zorunda kalan insanlar mıyız? Onlardan bahsedeceğiz. Ve nasıl kullanılacağını da anlatacağız. Hangi markayı almanız gerektiğini de anlatacağız. Alırken nelere dikkat etmeniz gerektiğini de anlatacağız ki olur da ihtiyaç duyarsanız doğrusunu alın ve doğru şekilde uygulayın tabii diye. Halil'cim nasılsın tekrardan? İdare ediyoruz abi ya. Şöyle bunları gördüm, daha da mutlu oldum. Yani herhalde kimsenin maça sıkıp da bunları kullanmakla ilgili konuşmadığı için herhalde bir YouTube tarihine bir ilk olarak Türk kanalı olarak geçeceğiz herhalde. Tabii Türk kanallarında ben hiç karşılaşmadım. Kıymetli abonelerimiz, evet, biliyorsunuz biz araştırıyoruz, diyoruz ki ya böyle bir video çekeceğiz ama muadili var mı falan diye. Mesela bizim ırk videolarımız da böyle değil. Bizim ırk videolarımızda ne var? Ya tamam böyle köpekler ama aslında bunlar böyle köpekler. Mesela bir Doberman, evet, videomuz var, Akita videomuz var, çok sevdiğiniz Prese Canario videomuz var. O videoları izleyin. Dolayısıyla biz araştırdık ve bu tarz videolar olmadığını gördük. Şimdi soruyorum Halil'ciğim. Eşi kapatmaya geldik. Olur da bir gün bir köpeğe gittin ya da bir köpek sana geldi. Dedin ki bu köpeğin boynuna bu tasma takılmalıdır dedin. Evet. Bu nasıl bir köpektir? Tabii. Hatta en yakın örneğiyle vereyim. En yakın örneğiyle. Yakınlarda bir Akita sahibiyle iletişime geçtik. Kendi akitaları yavaş yavaş agresyon sergilemeye başlamıştı. O yüzden birazcık kırmızı çizgileri belirlemek, çocuğu düzeltebilmek, ceza kesebilmek için mecburiyetten kullandık. Şimdi bu ekipmanların asıl amacı boyun hassasiyetini çoktan yitirmiş köpekler için biraz daha az fiziksel şiddet uygulayarak uyarı verebilmekle alakalı. Yani daha çok canını yakmak olarak bakmamak lazım buna. Köpeğimizin fiziksel olarak zarar görmeden uyarılmasını temin etmek üzere icat edilen aletler bunlar. Elektronik tasma da bunlardan biri. Belki bir gün onunla ilgili de video çekeriz. Onu da çekeriz. O da çok yasak, yasuf bir konu, evet, Türkiye'de. Çünkü Türkiye'de ben hiç tanışmadım. Sadece ceza ile eğitim veren hiçbir eğitmenle tanışmadım. Herkes sadece ödülle eğitiyor. Evet. Garip bir şekilde. Ben beceremiyorum nasıl oluyorsa. Şimdi kıymetli abonelerimiz, yeri geldiğinde ne diyoruz biz? Köpek iki nedenle yapar. Bir, ödül alma isteğiyle yapar. İki, ceza alma korkusuyla yapar. Özellikle agresiflik ya da ne bileyim davranış problemlerini, ısırarak oynama, kapı ziline havlama, neyse bu tarz şeylerde cezaya başvurabilirsiniz. Ama hangi köpeğe hangi dozajda ceza vereceğinizi bilebiliyor olmanız lazım. Örnek veriyorum, bir kane korsanız var. Köpek gelmiş 40-50 kilolara. Evet. İnsanlara agresiflik gösteriyor. Köpeğin boynu şöyle soba borusu gibi kocaman. Köpeğin ağrı eşiği çok yüksek. Evet. Böyle bir köpeği siz normal bir itaat tasmasıyla durduramazsınız. Ha, durdurabiliyorum diyen adam olursa alsın taksın itaat tasmasını durdursun. Evet. Ama durduramazsınız. Ya da Alman çoban köpeğiniz vardır, agresiftir. Siz küçüksünüzdür. Mesela bir hanımefendi vardı, öğrenci. Dişi Alman çoban köpeği var. Kediye agresifliği var, köpeğe agresifliği var köpeğin. Hanımefendi minyon tipli 50 kilo bir kızcağız. Evet. Şimdi bakıldığında gücü yetmiyor. Tabii. Böyle durumlar da olabilir. Böyle durumlarda işte az enerjiyle köpeği zapt edebilmek için uygun zamanlamayla, yani evet, suçüstü haliyle ve uygun dozajda
köpeği durduracak kadar ceza verebilmeniz için üretilmiş materyaller bunlar. Evet. Bu işkence aleti değil. Hani Can Hocam birçok sebebini söyledi bunları kullanmamızın. Bir tane daha sebebi benim aklıma geldi. Onu da söyleyeyim. Bazı durumlarda insanlar YouTube'dan izledikleri videolarla eğitim tasmasını tam anlamıyla doğru şekilde kullanamadıkları vakit. Yani bizim boğma tasma dediğimiz, kayar tasma dediğimiz tasmaları doğru kullanmadıkları zaman köpek zaman içerisinde bu ekipmanla çekilmeye alışmaya başlıyor. Boyun tabii. hassasiyetini kaybetmeye başlıyor. Köpeğimiz bir illa prese kanarya olmak zorunda değil. Bir golden da bununla boyun hassasiyetini kısa süre içerisinde kaybedebiliyor. Orada da gene bu aletlere yani ithal tasmasını umursamıyor. Kediye gene saldırıyor. Boynu çekiliyor, köpek kediye gene saldırıyor. E ne yapacaksın? Hayatın boyunca köpek 15 yıl yaşayacak. Her gün sabah ve akşam bunun endişesini mi çekeceksin? Acaba köpeğim yeniden kediye saldıracak mı diye. Ya da omuzun çıktı, düştün, yuvarlandın, o oldu, bu oldu. Ertesi gün o köpeği nasıl çıkaracaksın? Tabii. Yani... İşte orada ekipmanı değiştirmekte fayda olabiliyor. İşte bunlar öyle ekipmanlar. Bir üst seviyesi diyebilirim yani. Aynen öyle. Yani bu bizim işimizi kolaylaştırmak, köpeğimizle iletişimimizi arttırmak için kullandığımız bir aparat. Öyle evet. düşünmek lazım. Yani burada öcü diye bakmaya gerek yok. Yani bu arkadaşla köpeğinize daha çok zarar verme şansınız var. Evet. Yani boyun hassasiyetini kaybetti. İlk önce her eğitmenin aklına gelen şey şudur. Ya doğru çekmiyorsunuz ya doğru dozajda çekmiyorsunuz şeklinde bir soru herkesin aklında belirir. Ve dozajı arttırın şeklinde bir tavsiyede bulunur eğitmen arkadaşlar. Özellikle telefonda görüşmeler sırasında bu çok yapılıyor. Ondan sonra köpek sahibi yanlış bir şekilde bununla haddinden fazla çekip o bizim hiç olmaz hiç yapamazsınız dediğimiz şeyi yapmaya başlıyor. Köpeğine fiziksel olarak aslında zarar vermeye başlıyor. Bu zararı ortadan kaldırabilmek için bu ekipmanları kullanıyoruz biz de. Şimdi kıymetli abonelerimiz, bir Maltese Terrier'iniz vardır, komşunuza saldırıyordur. Gelen misafire saldırıyordur. Şimdi o tarz köpeği bununla durdurabilirsin. Evet. Bunda sıkıntı var mı? Yok. Yavru bir kane korsanız vardır. 3 aylık, 5 aylık, 6 aylık bununla durdurabilirsin. Sıkıntı tabii. var mı? Yok. Ama ya 1,5 yaşında sahiplendiysen kane korsayı? Ya da yaptığın yanlış uygulamalar nedeniyle Rottweiler'ını artık sokağa çıkaramıyorsan. İşte bu tarz durumda hayatın boyunca sen bu rezilliği çekmek zorunda mısın? İşte 60 kiloluk bir Rottweiler'ın var ve kediye, insana karşı agresif, arabaya karşı agresif. Geçen Prese Canario videosunda görüntülerini paylaştığım köpeği düşünün. 40-50 kiloluk bir köpek, dişi bir Prese Canario, çocuklara karşı agresif. Şimdi bu köpeği durdurman lazım bir şekilde. Ya durduracaksın, ya sahiplendireceksin. Ya da uyutacaksın. Başka bir alternatifi kalmamış köpeklerden bahsediyoruz. İşte o tarz bir köpek söz konusuysa artık tasma buna dönmek zorunda. Evet. Buna dönsün ki siz daha konforlu, daha rahat bir hayat sürün. Başka türlü ne yazık ki hayatınız boyunca köpek sizi umursamaz. Ya bizde şöyle bir sıkıntı var milletimizde ve bazı eğitmen meslektaşlarımda. Herkes şu konuda çok rahat bir sonuca ulaşıyor. Köpeğin sevgisini kazanmak konusunda. Evet. Ama köpek tabiatı dolayısıyla aslında güce biat eden bir canlı. O yüzden bir taraftan da köpeğimin sevgisiyle beraber bir noktada saygısını da kazanmam gerekiyor. Ve köpek güce biat eden bir canlı olduğu için o saygıyı kazanmanın yolu kırmızı çizgilerimizde bizi zorladığında bu cezaları kesebilmekten geçiyor. Kıymetli abonelerimiz, Halil'cim bunu da üzerine lütfen yorum yaparsan sevinirim. Bazı eğitmen arkadaşlar var. Hani sen dedin diye devam ediyorum. Aha. Şimdi bunu kötüleyebilirsin. Tabii herkes kötüleyebilir. Şimdi deseniz ki sen köpeğine hiç taktın mı? Ben köpeğime hiç takmadım. Çünkü yavruluktan beri boynunda bu var ve uygun zamanla ve dozajla dokunduğum için yeterli geliyor. Yeri geldiğinde ceza da verebiliyorum. Ama ya köpek o dozajı çoktan aşmışsa, ya köpek 50 kilolarda, 40 kilolarda agresif bir köpekse ya da koruma eğitimi diye Belçika Malinois'ınız var 25-30 kilolarda gönderdiniz. Eğitmen denecek adam ağzına sıçmışsa köpeği tabii, psikopat hale getirmişse. Ya zapt edemiyorsan? E zapt edemiyorsan ne yapacaksın sen? İşte o tarz durumda bunu değiştireceksin. Aynen. Şimdi bunu kötüleyen eğitmen arkadaşın eline az önce saydığım tarzdaki köpekleri versek uğraşmaz. Derse ki ben uğraşmaz. Uğraşmaz. Ben almam der. Çok geç, çok geç kalmışsınız der. Bu köpeği kim bu hale getirdiyse o ilgilensin der. Dolayısıyla eğer başınızda böyle bir sıkıntı varsa, huskiniz var, bütün aileyi sürüklüyor. Kane korsanız var,
herkese saldırıyor. Prese kanaryonuz var, kedileri, köpekleri, arabaları saldırıyor. Gücünüz yetmiyor. Alman çoban köpeğiniz var, agresif, gücünüz yetmiyor. İşte bu tarz durumlarda kullanacağınız tasma modeli bu. Bunun birçok versiyonu var. Burada da 3 tane farklı model var zaten. İstersen abi biraz bunların hem marka kısmından hem de bu markalar arasındaki farktan konuşalım istersen. Hani niye bunda bu kadar fark var? Niye bu bizim tavsiye ettiğimiz bu arkadaşlar, o kısma geçelim istersen, arzu edersen. İlk başta ben anlatayım istersen. Tabii, buyur abi. Şimdi kıymetli abonelerimiz, dedik ya, köpek agresif, köpek güçlü, ağrıyışı yüksek. Böyle bir durumda siz Pet Shop'a başvuruyorsunuz, veterinere başvuruyorsunuz. Eğitmene gelmediğinizi farz edelim. Pet Shop'ta diyor ki o zaman dikenli tasma takalım diyor. E tamam, dikenli tasma takalım da köpek asılıyor. Geçen gün bir tane eğitimden geliyorum. Cooper'ı da aldım. Bizim parkın önünden doğru geçiyorum. Parkta da bir tane beyefendi telefonla konuşuyor. Rottweiler'ı var, dişi. Evet. Çok da güzel bir Rottweiler hani anatomik olarak. Köpek de agresif. Adamcağız da telefonla konuşuyor. Köpeğin boynundaki zincirle gezdiriyor. Zincirli banka bağlamış. Köpek hımp dedi şöyle. Çat kırıldı. Köpek geldi bizimkiyle burun buruna. Bir de dişi. Dövecek bizimkini. Bizimki gıkını çıkaramayacak. Dayağını yiyecek. Yani. Onu adam zor bela geldi kurtardı. İşte o tarz durumlarda bunun kırılmaması lazım. Evet, açılmaması. Gözünüzün arkada kalmaması lazım. Bizim itaat kayışlarımız vardı ya. Bu itaat kayışlarında da olay neydi? Bu kanca kırılmama garantisi var. Bunu alın diyorduk ya. İşte bu tasmaların da o garantisi var. Bir, kırılmama garantisi var. O yüzden biz Springer firmasının bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kullanan ve öneren bir eğitmen grubuyuz. Aynen öyle. Başka ne özelliği var Halicim? Şimdi, hani bu tasmada neye dikkat etmeliler? Hem bu tasmada hem bu tasmada. Şimdi bir pet shop'a gittiğinizde ben dikenli tasma istiyorum dediğinizde size verdikleri tasmalarda bunu daha yakından biraz sonra Can Hocam videoya çekerim ekle, üstüne koyarım ben. Şurada bir ortada bir bölme var diyeyim. Tam köpeğin gıdığında kalacak yer yani. Bunu taktığınız zaman en altta merkezde kalacak bir tane separatör diyelim. Evet. İkiye ayıran bir mekanizma var. Evet. Bu separatör ilk olarak yaptığı şey şu. Hepsini yani çıkıntıların hepsini aynı yöne değil de köpeğimin boğazında sağ ve sola ayrılacak şekilde ayırıyor bir kere. İlk önce bu benim için önemli. Niye önemli? Benim derdim minimum şiddetle istediğim uyarıyı verebilmekti. Bunların hepsi aynı yöne bakarken bir kısmı terste kalıp hiç uyaramayacak hale geliyor. Evet. Ve simetrik olarak köpeğin boynunu aynı anda sıkıp bırakması gerekiyor. Evet. Shipranger bunun çözümü olarak buraya dandik bir parça koymuş tabiri caizse. Dandik derken hani işlev olarak basit, malzeme kalitesi olarak iyi bir parça ve bu yük dağılımını çok stabilize etmiş durumda. Bu birincisi. Bu markayı tavsiye etmemizin. İkincisi metalin hem işlenme süreci hem de bu birleştirilmeyle ilgili bağlantı noktalarının ayarı çok önemli. Bu arkadaşta mesela şöyle bir risk yok. Bunun herhangi bir şekilde biz ceza verirken ya da köpeğimiz çekiştirirken bunun ayrılma şansı hiç yok. Ama o parçalarda zaman zaman biz doğru takmayı tam başaramadığımızda şöyle bir alayım. Bunu takarken genelde insanlar buradan ayırıyorlar. Ondan sonra takarken de buradan takıyor. Ama bazen fark etmiyoruz. Bu tam oturmamış oluyor. Tam oturmamış oluyor ve köpeğim beni çekmeye başladığı anda çek bırak çek bırak çek bırak derken yerine de oturabiliyor, dışarıya da çıkabiliyor. Hı. Bunun dışarıya çıkması bizim istemediğimiz bir şey ve Springer da bu işte olabildiğince başarılı bir iş yapmış. Bu şu an yarımda, çektiğimde bile içeriye doğru gitmekle ilgili bayağı başarılı. Çektiğim anda yerine oturuyor. Tabii. Hani bu anlamlarda hem malzemenin işçiliği anlamında hem dinamiği anlamında Springer uzun zamandır bu işle ilgili çalıştığı için mükemmel sonuçları elde edebilen bir firma. O yüzden Springer diyoruz. Bir de alındığı zaman neye bakmak gerekiyor? Bu köpeğin derisi istikametine dönüyor. Evet. Fark ettiyseniz. Bunların uçlarının törpülü olması önemli. Piyasadaki diğer dikenli tasma diye satılan tasmaların buraları hep köpeğin çapaklı. Derisine çapaklar var. Köpeğin derisinde zarar veriyor. Bakın bunlar elimle zorlasam da hiçbir şekilde zarar vermiyor. Şimdi bunu kötüleyen videolar olabilir. Bu kötüleyen videolarda köpeğin boynuna zarar vermiş şekilde gösterilen tasmalar da olabilir. Ama o tasmalarda dediğim gibi köpeği o hale getirebilmek için buraları keskin bir şekilde ya da törpülenmemiş materyal kullanılmıştır. Evet. Köpeğin üzerinde bırakılmıştır. Evet. Köpek bunu mutlaka ne yapmıştır? Bununla beraber köpek bağlanmıştır bir yere. Uzun süreler, uzun günler, haftalar köpeğin boynunda sıkı bir şekilde kalmıştır. Ve belli bir zaman sonra yaraya dönmüştür. Evet. Şimdi biz bunun nasıl kullanılacağını da size tarif edeceğiz. Dolayısıyla bizim kullanılma
yöntemini anlattığımız şekilde kullanırsanız köpeğinizin boynunda hiçbir şekilde tahriş etme imkanınız da söz konusu olmaz. Bununla beraber Springer'ın yaptığı diğer şeylerden biri malzemeleri kaplamasını yaparken ısı iletimiyle ilgili düşük iletime sahip malzemeleri kullanıyor. Yaz vakti bu arkadaşım köpeğimin boynuna taktığı vakit bu dışarıda. Bütün güneş ışınlarını emen ve ısınan bir alet normalde. Evet. Ama Springer kaplamayı yaparken buna da dikkat etmiş. Demiş ki ulan bu köpeğin üzerinde belki 5 saat kalacak. 5 saat boyunca böyle yanmasın, yanan bir metalin cilde temas etmesi o bölgeye yara edebilir deyip ona da dikkat etmişler. Yani Springer boşa Springer değil abi. Evet. Bunu da not etmiş olayım evet aşağıya. Şimdi kıymetli abonelerimiz, bu tasmaları köpeğin boyun ölçüsüne göre almak zorundasın. Çünkü köpeğin boynunu düşünün, kendi boynumuzdan örnek verelim. Omuza doğru indiği zaman köpeğinizin boynu, kas orada çok evet daha fazla. Gıdaya doğru çıktığınız zaman kas orada çok daha az. Evet. Biz ne istiyoruz? Az güçle çok fazla etki istiyoruz. Öyle değil mi? O yüzden bunu, boynunu öyle bir ayarlayacaksınız ki köpeğin boynuna, aşağı doğru akmayacak bu tasma. Evet. Tam köpeğin gıdığında kalacak. Evet. Ve şıkır 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 etmeyecek. Yeri geldiğinde 2 bakla, yeri geldiğinde 3 bakla çıkaracaksınız sağdan soldan. Tam köpeğin gıdığında, kulak arkasında oturacak şekilde takacaksınız. Videomuzda zaten daha öncesinde bu tasmalardan alan ve kendilerinden videolarını rica ettiğimiz kıymetli abonelerimizin de videolarını paylaşacağız. Orada da agresiflik gösteren köpeklerin nasıl bu agresifliğinin ortadan kalktığını da görebilirsiniz. Evet. Başka kullanımıyla alakalı söyleyeceğim bir şey var mı? Abi kullanımıyla ilgili senin de söylediğin gibi birincisi kontrolsüz şekilde sadece bu tasmalar değil bir eğitim tasması, boğma tasma dahi olsa bırakmamak lazım. Bunlar sonuç itibariyle uyarı vermek üzere dizayn edilmiş aletler. Evet. Köpek yanlışlıkla kendi kendine durduk yere saçma bir uyarı almasın. Ya da tabii kendine fiziksel olarak herhangi bir şekilde zarar vermesin diye bir kere gözetimdeyken kullanılması gerekiyor. Yani gezdirirken takacaksınız, evet, geldiğiniz eve çıkaracaksınız. Evet, 7-4. Bununla hiçbir surette bağlamayacaksınız. Örnek veriyorum, bahçeye kedi geldi, köpeğinizin kedi agresyonu var, kesmek istiyorsunuz. Boynuna takacaksınız, elinizde kayış. Bahçeye beraber çıkacaksınız. Ondan sonra yeri geldiğinde müdahalenizi yapacaksınız. Ondan sonra işimiz bitti. İşiniz bitti. Tasmayı boynundan mutlaka çıkaracaksınız. Evet. Tasma şıkır şıkır etmeyecek. Tasmayı ne yapacaksınız? Mutlaka tam boynuna oturacak şekilde takacaksınız ve kulak arkasından, çene altından yani kafaya daha yakın yerden sabitlemeniz lazım. Evet. Onun dışında tasmayı mutlaka her modelde aynı şekilde bunları daha kolay olsun diye tepeden açma imkanı da sunulmuş. Tepeden de takabiliyorsunuz böyle. Ama bu tarz tasmalar söz konusuysa bunu da yine açacaksınız. Açtık diyelim, köpeğin boynuna takacaksınız ve sonrasında tekrardan baklayı takacaksınız. Direkt burnundan sokmaya çalışmayacaksınız. Çünkü dar olur. Kafa geniş, kafatası geniş, geçmez zaten. Geçiyorsa da zaten yanlış kullanıyorsunuz. Geçiyorsa da yanlış kullanıyorsunuz. Onun dışında söyleyeceğim bir şey var mı? Benim şu an için aklıma bir şey gelmiyor. Dedim ki bunları sadece sorumlu bir şekilde kullanmak lazım. Direkt pet shop'a gidip alıp var bu işe yarıyormuş, köpeğe bunu takınca muska gibi işe yarıyormuş, köpek düzeliyormuş diye düşünmemek lazım. Bunu kullanmayı bilen bir profesyonelden de yardım almak lazım. Ben her zaman onu diyorum. Nasıl tasma ve kayış kullanmalıyım videosunu da açın izleyin. Orada diyorum ki böyle kullanacaksın. Göğüs tasması çekiştirmeyi artırır, agresifliği artırır. Şu tasmayı kullanacaksın, işte flexi kullanmayacaksın falan filan. Laf dönüyor dolaşıyor buna geliyor. Diyorum ki mutlaka bir profesyonelden destek alacaksınız. Evet. Bu çok 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 önemli. Şimdi yani bu videoyu izleyip de altına pis caniler, bilmem yani nenin çocukları, şudur budur yazacaksanız da kusura bakmayın, yazacaksanız yazın. Burada en ponçik YouTube videosu çeken adam bile arka kapıya geldiği zaman yavru köpeğin boynuna plastiğini takıyor, metalini takıyor, bam güm girişiyor. Biz bunu sadece agresif köpeklere, köprüden önceki son çıkış olan köpeklere kullanıyoruz. Tabii. İşe yarıyor mu? Yarıyor. Diğer türlü hayvan ne olacak? Ya başka bir sanayiye gidecek, bir dükkanın önüne bağlanacak. Ya başka birine sahiplendirilecek, gidecek onu ısıracak, bunu ısıracak. Ya da uyutulacak. İşte yani o köpeği durdurmak için kullanılır mı? Kullanılır. Tabii ki. Yani bu dediğim gibi en başta videoya girerken de söyledik herhalde. Bunların hiçbiri köpeğe eziyet etmek için de değil. Şeytani aletler de değil. Bunlar son çaremiz olan
durumlarda köpeğimizi kaybetmemek üzere kullandığımız ekipmanlar. Bu videoyu izleyip de bu videonun linkini ponçik ponçik anlatan bir eğitmen arkadaşa gönderirseniz, o da bizim aklımızda video çekerse, ona peşinden söylüyorum. 40 kilo agresif bir Prese Canario, Cane Corsa, Workline Alman Çoban, Labrador, Belçika Malinois, agresif ama insan ısırmayı meziyet haline getirmiş köpeği. Ponçik ponçik eğit kardeşim. Bunu kullanma. Ponçik ponçik eğit. Ondan sonra ben de geleyim elini öpeyim seni. Aynen. Ben yanlışmışım. Affınıza sığınıyorum diyeyim. Çıkayım buraya. Ben çok büyük bir bok yemişim arkadaşlar. Evet. Kusura bakmayın. Cehaletimden kaynaklanmış. Bu cehaletimle sizi kirlettiğim için özür dilerim diyeyim. Ama bu sadece Türkiye'de kullanılan bir şey değil. Bütün dünyada kullanılan bir şey. Bütün dünyanın hepsinin aynı anda aptal olma şansı çok yok. Evet. Videomuzu buraya kadar izlediğin için çok ama çok teşekkür ederiz. Abone olun, beğenin, paylaşın. İlk önce abone olun. Sonra beğenin, sonra bir yorum yazın. Sonra da bir paylaşın bir zahmet. Evet ya. Burada karnımızı çatlatıyoruz. Yani. Bu arada kıymetli abonelerimiz, pandemi döneminde biliyorsunuz online eğitimler patladı. Evet. Köpek eğitimi buna dahil. Herkes yaptı. Çok affedersiniz, çocuklar da izliyorlar ama sıçtılar sıvadılar. Rezil rezil videolar çektiler. Evet. Bu yıl seçimler de bir geçsin. Bu aralar çok yoğun bir program içerisindeyim. Evet. Söyleyelim mi lan? Söyle abi. Söyle başkanım. Başkanım. Altında belediye başkan adayı oldum. Zafer Partisi'nden kıymetli abonelerimiz. Oylar Zafer'e. Neyse. Seçimlerde geçsin. Öyle bir online eğitim videosu serisine başlayacağız ki kıymetli abonelerimiz. Eşi benzeri olmayacak. Hem kendi öğrencilerimizi dahil edeceğiz. Yeri geldiğinde evlerinde çekeceğiz. Yeri geldiğinde onları davet edeceğiz. Bilen köpekle gösterdiğimiz gibi bilmeyen köpekle de göstereceğiz. Gelden box eğitimine, dönden yuvarlana, otura, çekiştirmeden yürümeye, agresif köpeğin eğitilmesine, A'dan Z'ye her şeyi inanılmaz güzel bir içerikle sizinle paylaşacağız. Aynen öyle. Bir şey kalmadı herhalde. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.